Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce hiç ama hiç çekmedim. Gerçekten hiç çekmedim. Hatta kanala şöyle bir bakabilirsiniz, hiç yok yani. Favoriler videosu çekeceğim. Benden bu videoyu çok istediniz. Hani benim favorilerimi duymak çok istediniz, bilmek çok istediniz. Bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ben de dedim ki o zaman ben de kendi favorilerimle ilgili bir video çekeyim. Hem de siz de öğrenmiş olursunuz. O zaman başlayalım. İlk öncelikle ben saç bakımından ve yüz bakımından başlamak istiyorum. Daha sonra kozmetiğe geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla değil bunlar. Bu arada gözlük yansıma yapıyor galiba. Onu bir çıkarayım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an lensim yok. Lensizim yani. İlk defa lensiz video çektim. Çünkü lensimi yırttım ve korkuyorum tekrar takmaya. Ama bir 10 gün içerisinde yeniden alacağım. Takacağım yani yeniden. Gözlük takıyorum o yüzden. Neyse takayım ya, çok tuhaf geldi. Öncelikle saç bakımımızdan başlıyoruz. Evet. Öyle saçlarıma genel olarak maskeler falan dışında böyle günlük olarak kullandığım ürünler, kendi yaptığım maskeler değil. Ürünlerden en sevdiğim ve memnun kaldıklarım bu Avon'un. Bunu daha önce bir videomda söylemiştim zaten. Okumak istemiyorum. Hepsini aşağıda bilgi kutucuğunda erişebileceksiniz. O yüzden göstermek istiyorum sadece. Eğer benim gibi inanılmaz kuru bir saç tipine sahipseniz, benim saçım ve cildim inanılmaz kuru. Sahipseniz bu inanılmaz bir parlaklık, inanılmaz nem ve çok güzel bir koku bırakıyor. Koku fazla önemli değil aslında. Bıraktığı nem, yumuşaklık önemli ama kokuda ekstra olarak çok güzel bir kokusu var. Bayılıyorum yani. Bunu aşağı yazacağım tabii ki. Buna bayılıyorum. Aşığım yani. Aşığım gerçekten. Hatta bitti, göstereyim ben size. Şöyle bitti. Yenisini alacak mıyım? Tabii ki alacağım. Bu L'Oréal Paris'in Elsev Altın Mucizevi bakım maskesi. Bunu dışta saçınızı şampuanlıyorsunuz. Daha sonra şampuanınız bittikten sonra bu saç bakım maskesini saçınıza yapıyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika bekliyorsunuz ve duruluyorsunuz. Ben bir 6-7 dakika beklediğim oluyor benim. Çünkü inanılmaz seviyorum kokusu, yumuşaklığı. Zaten sürdükten 1 dakika sonra böyle saçlarınız elinizin arasından kayıp gidiyor. Ne oluyor diyorsun. İnanılmaz güzel. Gözümü çıkardım. Çok garip geldi mi size de? Evet, daha sonra bu da asla olmazsa olmazım. L'Oréal Paris mucizevi bakım ya. Bu renk koruyucu ama inanılmaz bir parlaklık. Bu özellikle boyadan sonra saçınıza bunu sıktığınız zaman inanılmaz canlı, parlak ve sanki hiç yıpranmamış gibi duruyor. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Şuraya. Beni gerçekten iyi tanıyanlar biliyor ki ben saçımı toplamaktan nefret ediyorum. Ama böyle topladığım zamanlarda da böyle sıkı sıkı olsun istiyorum saçım. Hani şuraları falan hiç çıksın istemiyorum. Şöyle dağınık dağınık saçlardan nefret ediyorum. Saçlarımı öyle sıkı sıkı topladığım zamanlarda da sayıyorsun keratin saç spreyini kullanmaya bayılıyorum. Gerçekten bu 4. volüm. 5. volüm de var ama 4. volüm bana yetiyor. İnanılmaz derecede memnunum. En ufak saç telini bile yapıştırıyor ve öyle ıslak ıslak durmuyor. Sadece kuru ve sıkıymış gibi duruyor. Hatta şu anda siyahını aldım. Siyahını kullanıyorum bunun. Ama siyahından bu kadar memnun değilim. Bu daha iyiydi yani. Bu keratin olan, sarı olan. Bunu tekrar almak istiyorum. Bitti bu çünkü. Vücudumuzdan devam etmek istiyorum. Ben vücuduma duştan çıktıktan sonra Avon Cure. Bunu kör diye okumuştum. Biri dalga geçmiş. İnanılmaz derecede dalga geçmiş. Kör ne ya? Kare diye mi okuyayım? Kare. Kare diye mi okuyayım yani ben bunu? Bilemedim. Bu kremi sürmeye bayılıyorum. İnanılmaz. Özellikle benim cildim, zaten bunu defalarca söylemek istemiyorum. Çok fazla kuru dedim ama inanılmaz kuru bir cildim olduğu için bayılıyorum bunu vücuduma uygulamaya. İnanılmaz yumuşak ve çok güzel bir koku bırakıyor. Bunun zaten bir sürü versiyonu var bende. Sade olan, işte şurasında böyle yeşil yaprağı olan. Hayır maviş, hayır kızım. İn. İn. Gel o zaman buraya. Gel. Gel. Bu kadar. Çok konuştum senin üstüne. Cildimizden devam edelim. Cildimize. Evet.
Bu Nivea'nın Aqua Sensation canlandırıcı, nemlendirici, normal ve karma ciltler için. Sabun içermiyor bu arada. Bunu cildinize ister sabah ister akşam yıkıyorsunuz. Bu bir jel kıvamlı, şöyle görüyorsunuzdur zaten. Görmüşsünüzdür bence. Clean Clear'ın Clean Clear. Okuyamadım. Derinlemesine temizleyen losyonu. Bu inanılmaz güzel hassas ciltler için. Bunu ben şey yapıyorum. Makyajımı temizledikten sonra pamukla kalanları böyle temizliyorum. İnanılmaz böyle ne kadar temizlendi sansanız da cildinize gerçekten ya pislikler çıkıyor yani. Gerçekten böyle siyah siyah şeyler çıkıyor. Tabii makyajın da çıkmama etkisi oluyor ama gerçekten inanılmaz güzel temizliyor. Bayılıyorum sana, bayılıyorum. Daha sonra dün Instagram'da ben yüzüme maske yaparak bir hikaye paylaşmıştım ve daha sonrasını paylaşmıştım. Böyle bebek gibi, böyle gerçekten cildim böyle bebek gibi yapan bir maske. Neutrogena'nın Visibly Clear Pore Shine Daily Scrub. Şu maskesini ben çok fazla kullanıyorum ve Instagram'da sürüp öncesini sonrasını paylaşmayı çok seviyorum. Maskeler olsun, makyajlar olsun. Her şeyi böyle paylaşmayı çok seviyorum sizinle. O yüzden beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Buna dipnot geçin buraya. Ama bunu böyle yüzünüze 5 dakikadan fazla bekletmeyin derim. Belki benim cildim hassas olduğu için bilmiyorum. Benim cildimde çoğu maske o kadar yan etki yapıyor ki böyle kızartıyor cildim. İnanılmaz kızartıyor. Şuralarım falan böyle kırmızı oluyor. Çok memnunum ama dediğim gibi 5 dakikadan bence fazla yüzünüzde bekletmeyin. Özellikle çok hassas cildiniz varsa benim gibi. Evet, bu son. Bundan sonra kozmetiğe gireceğim artık. Bu Garnier'in Aqua Bomb. Bunu zaten çoğu videomda kullanıyorum. O bu hani Garnier'in böyle 10 dakikalık kağıt maskeleri var ya, yüzünüze yapıştırıyorsunuz. Hatta çok sıvı böyle. Onun bu krem hali arkadaşlar. İnanılmaz memnunum. Ben ona böyle gittim gratis almaya. Ve 5-6 tane falan aldım elime. Kadın dedi ki hani çok mu memnunsun orada çalışan kadın. Hani çok mu memnunsun falan. Ama inanılmaz memnunum dedim. Daha sonra bana dedi ki o zaman sen bunu da al ve bunu da kullan dedi. Ben de hemen kaptım tabii ki de. İnanılmaz cildime nem veriyor. Duştan çıktıktan sonra böyle cildime çok fındık kadar böyle uyguladığımda bile cildime inanılmaz derecede nem veriyor. Kuru olduğu için cildim bu güzel yağlandırıyor cildimi. Seviyorum, bayağı seviyorum. Evet, artık geldik kozmetiğe. Gerçekten kozmetikte inanılmaz güzel. Aşık olduğum favorileri koydum. Böyle güzelmiş dediklerim değil yani. O zaman ilk önce ojelerden başlayalım. Çünkü hangi videoda ne kullandıysam hepsini koydum ve bana çok fazla sordunuz. Dördünü ne zaman kullansam arkadaşlar? Ne zaman kullansam? O kadar sordunuz ki bana gerçekten şu dördünü. Ve benim oje renklerim hemen hemen hep bu renkler gerçekten. Bunu kullandığımda bana inanılmaz sordunuz. Çok kişiye cevap verdim ama çok kişiye cevap veremedim. Bu pastelin 88 numaralı ojesi. Bunu kullanamayacağım için yakınlaştırdım. 3 kat sürmeniz gerekiyor gerçekten rengini versin. 2 kat belki ama ben 3 kat sürüyorum bu ojeyi ve 3 kat sürdüğümde soruyorsunuz bana. Bu da şu an pastelin 244 numaralı. Bu tırnağımda olan ojesi. Şöyle tırnağımdaki. Gördüğünüz gibi bebek rengi. Gerçekten bebek gibi rengi var. Flormer'ın 490. Bunu gerçekten ne giyerseniz giyin, ne yaparsanız yapın ama bu oje sizde olmak durumunda. Bayılıyorum sana. Bu da Flormer'ın QD12 Everyday Tricks rengi, şöyle şu kreasyonundan Flormer'ın. İnanılmaz güzel. 2 kat sürülmesi gerekiyor bunun. Kozmetik bir fondöten şeyinde bulunacağım. Bunu alın, bütün hayatınız sonuna giderim. Bir tane far paleti ve uygun fiyatlı bir far paleti koymak istedim. Bu inanılmaz derecede pigmentasyonu beğendiğim. Hatta şu yukarıda çıkan linke tıklayarak kullandığımı görebilirsiniz bunu. Mitt Matte, Coco Chanel'in Mitt Matte paleti. Pigmentasyonu mükemmel. Şu pembesi bile. Başka şu moru merak edenler var. Pigmentasyonu mükemmel, gerçekten mükemmel. Hatta şu beyazın bile beyaz, bakar mısınız? Beyaz, bu beyaz yani, mükemmel pigmentasyon. Instagram üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Coco Chanel'in Instagram sayfasından sipariş verebiliyorsunuz. Bir pudra, bu pudraya gerçekten bayılıyorum. Pastelin Profession. Zaten çoğu şeyimde bunu kullanıyorum ama
Kırık olduğu için şey yapamayacağım. Şöyle göstereyim. İnanılmaz yoğun. Kapatıcının üstüne bunu uyguladığım zaman da çizgilerime dolma olasılığı %1,5 falan. Gerçekten. İki tane maskara önerisinde bulunmak istiyorum. Biri Rimmel London'ın Scandal Eyes. Scandal Eyes'miş. Bunu da ben yanlış söylüyormuşum. Scandal Eyes Rocking Caress. Şu inanılmaz memnunum. İnanılmaz ya. Gerçekten ben buna aşığım hatta. Bu kadar uygun fiyatlı ve bu kadar uzun, dolgun kirpikler yaratan bir rimel daha olamazdı ve inanılmaz uygun fiyatlı dediğim gibi. Bu da Maybelline New York'un Push Up Angel. Zaten bunun birçoğunuzun aşık olduğu, birçoğunuzun da nefret ettiği anlamadığım. Şöyle bakmayın yani bu kadar küçük olduğunu ama inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Aynen. Mükemmel. Rujdan bahsetmek istiyorum. Bu üçün ne zaman sürsem bana çok fazla soruyorsunuz. Bu ne? 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 Neyse dudağımda zaten onu swatchlamayacağım. Bu Flormer'ın Slick Matte Quick Lipstick 02 numara Fill. Silinmiş bayağı böyle. 02 numara yazıyor ama açıklayıcı bir şekilde aşağıya yazacağım. Bu ruju zaten şu an dudağımda da bu var. Ve bayılıyorum bu ruja. Bayılıyorum. Bir tanesi bittiği için kendim böyle gerçekten inanılmaz yıprattım. Pastelin 20 numaralı. Hemen savuşturmam lazım. Gerçekten bitti. Şöyle göstereyim yani. Bu kadar tatlı bir renk var mı? Güzel bir gül kurusun. Mükemmel geliyorum sana. Bu da pastelin 15 numarası. Bunu zaten hepiniz bayılıyorsunuz biliyorum. Bu da daha çok böyle kahvelik barındıran ve ne zaman sürsem insanların sorduğu bir ruj. Bir contour stiğinden bahsetmek istiyorum. Contour ve highlight stiğinden bahsetmek istiyorum. Bu Wet n Wild'ın Mega Glow Dual. Çok biliyorsun ya. Şöyle arkasında contour ve highlight'ım. Yani aydınlatıcısı olan bir stick. Aydınlatıcı dediğim kapatıcı bir aydınlatıcı bu. Kontür rengine bayılıyorum. İnanılmaz. Mükemmel. Şu an yüzümde bu yok ama buna bayılıyorum gerçekten. Ve bunu çok fazla kullanmıyorum ama çok kuru çünkü. Bu çok kuru ama kontürü inanılmaz. Mükemmel. Yani eğer yeni yeni başladıysanız kontüre ben direkt bunu size öneriyorum. Almalısınız. Ve uygun fiyatlı aynı zamanda. Bu Wet n Wild'ın Mega Glow, gene Mega Glow Highlight Powder Pot Illuminating. Tik belki de. Bunu çok beğeniyorum. Gerçekten şu an yüzümde hatta bu var. Ama nesini beğenmiyorsun diye soran olursa. Görünüşüne bayılıyorum. Ama ben bunu farklı bir highlighter'la daha karıştırıyorum. Flormer'ın elimde bir highlighter var. Uzun zamandır kullanmadım ama bununla birlikte keşfettiğim ve kullandığım bir highlighter. Eğer ten renginizi benden koysa kullanabileceğiniz en mükemmel highlighter. Hiçbir şey denemeyin gerçekten. Ama eğer teniniz benden koyuysa, benim ten rengimdeyseniz ya da benden daha açık renkteyseniz kullanmanızı önermiyorum kesinlikle. Çünkü koyu, bayağı koyu. Ama böyle allık olarak kullanabilirsiniz bence. Ben bunu bir kere allık olarak kullanmıştım ve inanılmaz memnun kalmıştım. Çok az uygulayın. Pigmentasyon iyi çünkü bayağı iyi. Onun dışında güzel değildi. Evet şimdi iki tane fondöten önerisinde bulunacağım. Bir dakika şunun için çok ciddi olmam lazım. Bayılıyorum çünkü ikisine. Çok ciddiyim şu anda. Bir tanesi bittiği için ağladığım, depresyonlara girdiğim, yaslar tuttuğum bir fondöten. Wet n Wild'ın Photopocus Foundation. Sen bittiğin için ben çok üzülüyorum. Buna gerçekten bayılıyorum. Ya bu kadar mükemmel bir fondöten olabilir mi? Gerçekten bu kadar mükemmel bir fondöten. Ben gerçekten çok fazla kullandım. Çok fazla denedim. Elimde çok fazla fondöten var. Ama en memnun kaldığım fondöten. Bu ya. Gerçekten bu. Bu arada eksi bir yönünü söyleyeceğim şimdi size bunun. Arkadaşlar ben bunu ilk aldığım zamanlarda inanılmaz bana uygundu. Ten rengime çok uygundu. Ama şu an bana koyu. Oksitlenmiş yani. Tamam bitmiş, okey, bittiğini kabul ediyorum. Yani yok artık içinde, evet. Ama mesela son 2-3 kullanımlık kalır yani bir fondöten. 2-3-4 kullanımlık. O zaman denediğimde zaten olmadı bana kesinlikle. Ten rengime çok koyu geldi. Oksitlendi, bayağı oksitlendi.
Çok şaşırdım ama bu benim vazgeçebileceğim bir fondöten değil maalesef. Çünkü kapatıcılık olsun, günlük olsun, çizgilerime dolmaması olsun. Bayıldığım bir fondöten de o yüzden tekrar alacağım. Ama bir ton açık alabilirim muhtemelen. Bir diğeri de fondöten sürmeyi sevmiyorum ama sürebilirim. Şu an zaten cildimde bu fondöten var. Bu Flormer'ın BB kremi mat efekti var gerçekten. Buna bayıldım, bayıldım, bayıldım ve sürekli devamlı her gün günlük hayatımda bunu kullanıyorum. LF51 Light rengi ve inanılmaz bana uygun bir renk. Başta çok koyu gibi gelmişti ama zaten su gibi olduğu için cildinize hemen uyuyor. Uyum sağlıyor yani. Eğer böyle fondöten kullanmak istemiyorum, yüzümde fondöten olduğunu hissetmek istemiyorum diyorsanız gerçekten kullanabileceğiniz en mükemmel fondöten. Mükemmel. BB krem var. Evet arkadaşlar, videomuzun ellerim böyle bayağı pis şu an. Nasıl da belli favorilerden çıktım. Evet, bunu ilk defa çektim. İlk defa denedim. Umarım favorilerimi beğenmişsinizdir. Hepsi de hemen hemen çok uygun fiyatlı şeyleri tercih etmeye çalıştım bu videoyu çekerken. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü çoğu favorilerimi orada da gösterebiliyorum. Ya da sorduğunuzda cevap verebiliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.